Merhabalar. Hoş geldiniz değerli örtücüler. Nasılsınız? Şöyle pozisyonumuzu alalım ve harika bir yeni doğmuş bebek zıbını yapacağım ben şimdi. Hem bir arkadaş için lazım olmuş bu. Hem de çok yapacağımız, sürekli bize lazım olan bebekleri yeni doğduktan sonra şöyle sıcacık, yumuşacık giydirip bebeklerimizin sağlığını koruyacağız, üşütmeyeceğiz. Elimde bambu karışımlı Alize Baby Best ipim var. Beyaz seçtim bu kez. Ee, i̇pimiz %10 bambu karışımı diyor burada. Zaten rengimiz beyaz. Başka da anlatacak bir şey bulamıyorum sevgili hanımlar. 100 gram 240 metre. Şişim ise üç buçuk numara. Misinalı şiş. Şimdi bunu kroze zıbın yapacağım. Çok da kullanışlı olacağını düşünüyorum ki ben o kadar çocuk büyüttüm, baktım, torun büyüttüm. Çok kullanışlı gerçekten. Hemen şişime şu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Toplamda tahminim 41 ilmek atacağım ama burasını az bıraktık. Biz bunu biraz daha fazla bırakalım. 41 tane ilmek atacağım. Yakadan başlamalı croz hırka. İlmeklerimi atıyorum. Şimdi ilmeklerimizi sayalım sevgili hanımlar. Şimdi burada hem kol hem arka ayrımları hemen bu sırada yapılacak. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42. 42 ilmeğimizi attık. Bir sıra arka yüzden bunun tamamını ters örüyorum. tamamını ters örüp ön yüzden ayrımlar yapacağız. Dediğim gibi çok kullanışlı, gerçekten aşırı derecede kullanışlı bir zıbı. Bebeklerimiz için harika bir model. Eee sade düz yapacağız ama model derken böyle V yaka, aslında kroze yaka. E, yakanın V olması bebeğin çenesinin altını hiçbir şekilde rahatsız etmeyeceği için harika bir model diyorum. Şimdi ön yüze geçiyorum. Ön yüzde ayrımlarımı yapacağım sevgili hanımlar. 3 ilmek kenar için kullanıyorum. Bakın kenar için üçünü de düz örüyorum. 1 2 3 Burada hemen bir gizli artırma yapıyorum bir ilmek örüyorum. Şu kol reglan yerimiz tamam mı? Tamamını deliksiz yapacağız. Yani delikli olmayacak. Bir ilmek artırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum ve kola geçiyorum. Altı tane düz örüyorum. Bir, iki, üç, 4 5 ve 6. Bir ilmek artırıyorum, bir düz örüyorum. Bir ilmek artırdım. 18 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 tane düz ördüm. Reglan yerime geldim. Bir artırıyorum. Bir ilmek ördüm. Bir artırdım. Koldaki 6 tane ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir artırıyorum bir ilmek örüyorum bir artırıyorum bir ilmek örüyorum bir artırıyorum üç ilmek kenar ilmeğimi örüyorum Şimdi arka yüzden hiçbir işlem yapmıyoruz tamamını ters örgü olarak örüyorum ön yüzden artırmalarımızı devam ediyoruz yani şu anda bu üç kenar ilmeğimizi ön pat olarak kabul edin. Bunları da düz örüyorum. Yani arka yüzden ters, ön yüzden düz. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters ördüm geldim. Ön yüzden son ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüze geçiyoruz. Tekrar 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz ördüm. 1 gizli artırma yaptım. 1 2 3 ilmek daha düz ördüm. Burası bizim ön beden arkadaşlar. Şu 3 tane düz örüyorum ya. Bakın 3 kenar ilmek bir dolama 3 düz. Burası bizim ön. Tamam. Devam ediyorum. Bir artırma yapıyorum. Bu reglan yerlerine bir ayraç takalım. Sizin de kafanız karışmasın. Benim de sevgili şöyle. Bakın şu benim reglan ilmeği. Şurası da arka beden reglan ilmeğimiz. Diğer yerlere de ilmek takalım. Altı ilmekten sonra olan reglan ilmeğim. her bir artıracağım noktaya bir ayraç taktım sevgili arkadaşlar kola geçiyorum artırmamı yaptım bir düz ördüm artırmamı yaptım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 artırmamı yaptım bir ilmek düz ördüm artırmamı yaptım arka beden ilmeklerimi örüyorum arka beden ilmeklerimi yaptım gizli artırmamı yaptım reglan ilmeğimi ördüm gizli artırmamı yaptım biraz şöyle birkaç sıra yeleğimiz hırkamız kendini gösterene kadar birlikte yapıyorum devamında kaç kez artırma yapacağınızı söyleyip sonra kamera arkasında öreceğiz öne geçtik önde de yine 3 ilmeğimi düz ördüm tekrar artırma yaptım 3 kenar ilmeğimi örüyorum son ilmeğimi örmeden alıyorum arka yüzden bütün ilmeklerimi ters örüyorum son ilmeği örmeden aldım ön yüze geçiyorum şimdi şöyle sevgili hanımlar bakın burası kol iki ayracın arası kol Şurada ön. Bakın şuradan bir ilmek koymuştuk ön için. Burası ön. Bu kez ön bedende artırma yapmayacağım. Yani böyle çok keskin bir V olmasın. 3 ilmeğimi ördüm. Devamındaki ilmeklerimi örüyorum. Kol yerinde artış yapacağım. 3 ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5 kol reglan yerine geldik artırmamızı yaptık bir düz ördüm artırmamı yaptım diğer tarafa kadar bütün ilmeklerimi artırmamı yaparak örüyorum reglan artışımı yaptım kolda arka bedene geçtim reglan artışımı yaptım diğer kola kadar örüyorum. Önde artırma yapmadık. Arka beden bitirdi, artırmamı yaptım. Sevgili hanımlar, bir ilmek ördüm. Tekrar reglan ilmeklerimle birlikte ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kolda genişleme başladı arka beden keza ile. Artırmamı yapıyorum. Reglan ilmeğimi ördüm artırmamı yaptım. Önde artırma yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzü tamamladık tekrar. Ön yüze geldik. Ön yüzde ön bedende artırmamız var. Eğer İsterseniz sevgili hanımlar bu saatten sonra bakın burada model kullanabilirsiniz. Ben e, buralara fıstık yapacağım. Kırla. Sadece tek önüne. Hangi ön üze, üstüne gelecekse hani kroize olacak ya. Hangi ön üste gelecekse o önü fıstık modeli yapın. E, sağ ön üste gelsin istiyorum. Ben bu tarafı örüyorum. 3 tane ilmeğimi ördüm tekrar artırmamı yaptım ilmeklerimi düz olarak örüyorum artırmamı yaptım ilmeklerimi düz olarak örüyorum bir tane ilmeği ördükten sonra tekrar kol artışımı yapıyorum koldaki ilmek sayılarımız da çoğalıyor arka bedendeki sayılar da çoğalıyor diğer öne kadar aynı şekilde artırmalarımızı yaparak örelim. Bir ilmek ördüm. Tekrar artırdım. Arka beden örüyorum kola kadar. Arka beden ördüm. Reglan yerime geldim. Artırmamı yaptım. Bir tane ilmek ördüm. Artırmamı yaptım. Koldaki ilmeklerimi örüyorum. tekrar artırmamı yapıyorum bir ilmek örüyorum artırmamı yapıyorum şimdi şöyle ayarlayacağım böyle fıstık modelini nereye koyalım 3 kenar ilmek şunu örelim Evet bir tane örelim şu ortaya bir tane fıstık yapalım sevgili hanımlar şu ortaya şimdi burada şöyle ayarlayalım arkadaşlar bir tığ yardımıyla bakın şu ortada biz bir tane ilmek bırakmıştık ya şu orta ilmek orta ilmekte biz fıstık yapacağız ilmeklerimi ördüm tam ortadaki ilmeğe geldik bunu e, diledi, dilerseniz yaparsınız dilemezseniz hoşunuza gitmesi yapmazsınız ilmeğimi bırakarak çalışıyorum ben 1 2 3 burada Trabzon yapıyorum 1 2 bir kez daha birini tek çekiyorum ikisini çift çekiyorum böyle küçük popcorn istiyorum ben bu kadar yeterli üçünü de birlikte çekiyorum bir zincirle sabitledim sağlamlaştırdım ve şişime taktım birinci fıstık modelimi yaptım şimdi devam ediyorum burada bir iki tane ördükten sonra artırmaya başladık yine artırmamı yaptım sadece önde bir kez artırma yapmadım kenar ilmeğim örmeden alıyorum bilirsiniz. nasıl eliniz düz geliyorsa şimdi arka yüzden örüp geliyorum bütün arka sıradan ters olarak ördüm modelimiz aslında anlaşılmıştır da Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzde yine bu sırada önde artış yapmayacağım. Bir kez daha yapmayacağım. Gördüğüm gibi örüyorum. Şimdi her seferinde artış yaparsam arkadaşlar şöyle çok keskin olur. Onun için iki kez önde artırma yapmıyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Artırmalarımı yaparak örüyorum. Artırmalarımı yaparak kol artışlarımı yapıyorum. Ön bedende her iki tarafta da artırmamı yapmadım. tamamen düz örüyorum. Arka yüzden de ters örerek tamamlıyorum. Arka yüzden ördüm, ön yüze geldim. Yine bu sırada ön yüzde artırma yapacağız. Yileğimizin önünde hırkamız. Bir gizli artırmamı yaptım. Örmeye devam ediyorum. Kola geçiyorum. Gizli artırmamı yaptım. Yani bu sırada bir ilmek örmemişiz arkadaşlar. Kolda da artırmalarımızı yaparak diğer tarafa doğru ilerliyoruz. Tekrar ön bedene geldik. Bakın bu popkornumuzun ya da fıstık modelimizin üzerinden gittiğimiz 5. sıramız çok yakın yakın olmasın hemen ön bedende 3 ilmek kaldı artırmamı yaptım yine arka yüzden ters örerek geliyorum şimdi ön yüze döndük sadece ön bedende önlerde 2 kez artırma yapmadan ördük. Bundan sonra her sıra ön yüzde artırmamız var. Böylece 13 kez artırma yapacağız arkadaşlar. Şöyle 10 kez bir yapalım. Kaç kez artırma yaptığımı ben size söyleyeceğim. Şu popkornun üzerine kadar artırmalarımı yaparak örüyorum. Bütün artırmalarımız ön yüzde, arka yüzde hiçbir işlem yok hanımlar. Onu da dikkate alın. Sadece ön yüzden artırmalarımız. Bir ilmek ördüm. Tekrar artırdım. Şimdi şöyle bakıyorum. Bizim yaptığımız fıstık modelinin üzerinden kaç sıra örmüşüz? Şu sırayla şu sıradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şimdi 6 sıra yaptıktan sonra yine fıstık yapacağız. E, fakat şöyle 7 ilmek arayla şurası orta 3 orta 3 desek Evet şuradan başlayalım artırmamı yaptım hemen buraya bir fıstık modeli yapıyorum 2 ilmek düz ördüm 1 2 3 nasıl kolayınıza gidiyorsa öyle yapın 1 2 bir kez daha 1 2 3'ünü de birlikte çektim. Bakın bunu şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. İlmeğimi bıraktım. Şöyle bir alttan böyle daha düzenli duruyor. Bir alttaki ilmekten girdik. Geriye aldık bunu. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tamam. Bu bir öneri. Hemen şişimi aldım. Sıkıştırdım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane ilmeğimi ördüm. 2 4 6 7. 1 tane de hemen şuraya yapıyorum. 7 sıra arayla 7 ilmek arayla böyle fıstık modeli yapacaksanız bu şekilde yapacaksınız. Bir kez daha bir çektim, 2 çektim, 3 ilmeğim kaldı. Üçünü de birlikte çektim. Bir zincirle sağlamlaştırdım ve şişimi aldım ve sıkılaştırıyorum. Burada hemen bir tane artırmamız olacak sevgili hanımlar. Burada artırmamı yaptım 3 tane ilmeğimi örüyorum evet. arka yüzden bütün ilmeklerimiz ters olarak örülecek artırdığımız ilmeği de şöyle ters olarak örüyorum. popkorun üzerindeki ilmeğimizde ters olarak örüyorum. Şu arayı örerken biraz sıkı yapın şu arayı ki fıstık modeli düzgün dursun. Şimdi arka yüzden ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Şimdi bu şekilde artık ön, önde de ön bedende de her sıra artırmamız var ön yüzde. 10 3 kez artıralım. Şöyle hesaplıyorum. 13 kez bir artırma yapalım sevgili hanımlar. Bakalım yetecek mi? Hızlı bir şekilde aynı teknikle örüyorum. 7 ilmek arayla 7 sıra arayla fıstık modellerini koyuyorum. Şimdi sevgili hanımlar bakın ben bir miktar yaptım. Ne kadar yaptım? Şöyle yakayı görüyorsunuz. Ön pomponlarımızı görüyorsunuz. 7 ilmek 7 ilmek sayarak pomponlarımızı da yaptık şöyle bir V oluşturduk kaç kez artırma yaptık hemen artırmayı sizinle birlikte sayacağım ve kolu ayırma zamanı geldi Şimdi şöyle tığımı alıyorum şuradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 kez artırma yapmışız 16 kez artırma yaptıktan sonra bu kadar yeterli diyorum çünkü yeni doğmuşa yapacağız biz bunu ön yüzden artırmalarımı yaptım arka yüzden gelirken ipimi şurada bırakıyorum ve kollarını farklı bir renk yapacağım bu da şöyle bir ipim var bununla yapacağım inşallah şunu da dedim ama bu biraz açık oluyor Evet, şunu da yapacağım. Şimdi kenara alıyorum ve kolları farklı bir renkle yapacağım. Kolda kaç tane ilmeğimiz var? Hemen şuradaki sevgili hanımlar bakın. Şuradaki ilmeği de kola ilave ettim. Şöyle kola ilave ettikten sonra şuraya Kolun altına 1 2 3 tane ilmek attım. Bu 3 ilmek benim için yeterli. 3 tane ilmek attım. Bu kol altının rahatlığını sağlaması için. 3'ünde şimdi kolları tamamen düz öreceğiz. Bakın kolda toplamda benim kaç tane ilmeğim var. Şunu bir sayalım ilk önce. Şuradan itibaren şurası artırma noktamız. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 Bir de şu ilmeği aldık 39. Bunu alacağız. Buradan 40 tane ilmek kolda yeterli. Hemen şimdi artırdığım ilmekleri de örüyorum. 3 tane. 40. 3 tane de buradan attım. 43. 3 de diğer taraftan attığım zaman 46 ilmekle kolu tamamlayacağız. Bu ipleri şöyle düğümleyelim. diğer tarafa kadar örüyorum diğer tarafta da 3 ilmek ilave edeceğim burada da hemen şu reglan ilmeğimi aldım kol rahat olsun 2 3 3 tane de bu taraftan ilmek attım şimdi bunu istediğim boyuta gelene kadar aynı şişlerle kolumuzu örelim. Arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak kolumuzu belli bir boyuta gelene kadar örüyorum. Şimdi şöyle anlatayım ben. Bu kolu istediğim boyuta gelene kadar yapacağım. Arkasından şuradaki beyaz ipimi örüp kol bittikten sonra örüp diğer kola geleceğim diğer kolu da bitireceğiz sonra bedeni yapacağız kolu kaç sıra yaptığımızı sizinle paylaşacağım zaten şimdi sevgili hanımlar ben kolu yaptım bakın kolu nasıl yaptım kolun her iki tarafına da üçer ilmek atmıştım kolu 39 sıra ördüm Bakın buralarda kesmeleri yaptım. 39 sıra ördüm. Birinci kesmemi yaptım. 2 ilmeği bir ördüm. Yani kenardan 2 ilmek ördüm. İkisinde bir ördüm. Bir kestim. 3 sıra ördüm. İkinci kesmemi yaptım. 3 sıra daha ördüm. Üçüncü kesmemi yaptım. Yani kolun sağında ve solunda 3 kere kesme yaptık. Kolu biraz daralttık. Şimdi kolun ağız kısmına haroşa yapacağım. 2 sıra yeterli. Çünkü küçük bebek için fazla yapmaya gerek yok. Ön yüzden ikinci sıramı örüyorum kesmeden sonra 2 diş haroşa yapacağım. 39 sıradan sonra 40. sırada sağından ve solundan birer ilmek kestim. 41 42 43 44. sırada ikinci kesmemi yaptım. 45 46 47. sırada üçüncü kesmemi yaptım ve kolumuzun ilmekleri bu kadar yeterli. Kaç tane ilmek kaldı? Onu da sizinle birlikte paylaşacağım şimdi. Kolda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 40 tane ilmek kaldı. Şimdi arka yüzden hepsini düz öreceğiz. Ön yüzden de arka yüzden de hepsini düz iki sıra haroşa yapacağım. her iki yönden de düz olarak ördüm haroşam iki sıra tamamlandı İki sıradan sonra haroşamı bitireceğim bunu ister şişle ister tığla bitirin ben tığla daha rahat olduğunu düşünerek tığla bitireceğim tığla da ekleyeceğim kolu dikiş iğneyle değil de tığla ekleyeceğiz Evet iki sıra haroşa yeterli hemen tığımı alıyorum Biraz daha küçük bir uçlu tığ olsa daha iyi olur da. Tığımı aldım. İlmekleri kaydırarak kesiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde kesmemi yapıyorum. Son ilmeklerimi de kestim. Ve bitirdim. Şimdi bunu ikiye katlıyorum. Şişi bırakıyorum artık. İkiye katlayıp ekleyeceğim. Hemen şuradaki ilk ilmekten alıyorum. Yine kaydırma tekniğiyle ilmekleri karşılıklı sıkmadan, sevgili hanımlar, sıkmadan ilmekleri karşılıklı ekliyor. Bakın şurada zaten ters görünen ilmeklerim var. Buradan belli oluyor zaten. İğneyle de dikebilirsiniz. Bu şekilde de ekleyebilirsiniz. ipimi kesiyorum. Evet. Şimdi kolu ekledik. Şöyle kolu bir çevirelim. Bakalım bu nasıl olmuş. Kol aldık. Dikişimiz gayet düzenli oldu. Kol genişliğimiz de çok güzel oldu. Şimdi devam edelim. Şimdi kol işi bitti. Diğer kolu da ben yaptım ama şimdi bedene geçiyoruz hemen. Diğer kola gelirken sevgili hanımlar bakın bu kolu da yaptım. Diğer kola gelirken koldaki beyaz ilmekleri ördüm. Ve önde kaldık. Şimdi önü örmeye başlıyorum. Arka yüzden önümüzü bir de artırmamız vardı burada. Artırmamız son ilmek olduğu için biraz sıkışmış. Öndeki ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum yine. Şimdi bakacağız. Arka bedende bizim şu anda 50 tane ilmeğimiz kaldı ön ilmeklerimi örüyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Diğer kolu dikmedim. Onun için önde kaç tane ilmeğimiz var? Arka bedende 50 tane. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Şimdi ön bedende de 50 tane ilmek olana kadar öreceğim. Artırma yapacağız yani kol altına kadar ilmeklerimin artırmasını da yaparak örüyorum. Yine şu şekilde artırmaya başladım artık. Daha kolay geldi. 2 tane ördükten sonra artırmamı yaptım. Kol altına kadar pardon üç tane örecektik. Kafam karıştı. 3 ilmekten sonra artırmamı yaptım kol altına kadar düz örüyorum. Kol altına kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Kol altında biz kola her iki tarafına da üçer ilmek atmıştık. Bu üçer ilmekleri alacağım ben şimdi. 3 Şöyle bakıyorum. Bakın kol altında bizim ilmeklerimiz vardı. 1 2, 3, 3 bir taraftan aldım, 3 de diğer taraftan alacağım. Burası dikiş. 1, 2 ve 3. Her ilmekten bir ilmek çıkardım. Şimdi örmeye devam ediyorum. Burada artık arka bedende artırma yok. Arka bedende 50 tane ilmeğimiz var. Diğer kolda da aynı şekilde kol altı ilmeklerimizi dizdik. Diğer kola kadar düz olarak örüyorum. Her 7 sırada bir fıstık modelimizi yapacağız. Göstermiştim zaten. Şimdi ön yüzden artırma arka yüzden hiçbir işlem yapmadan örgümüzü örüp öndeki ilmeklerinde 50 tane olmasını sağlayacağız. Ki V yakamız biraz daha derin olsun. Artırmamı yaptım. Öndeki ilmeklerde 50 tane olsun. Şimdi ben bir miktar ördüm sevgili hanımlar bağcık yaptım kaç sıradan sonra bağcık yaptım kaç sıradan sonra düze çıktım hemen o kısmını göstereceğim arka yüzden örüyorum zıbanımı çok kullanışlı çok rahat bebeklerinize rahatlıkla giydirebileceğiniz bir zıbın modeli dilerseniz yelekle yaparsınız şimdi ben burada bir ilik yaptım şu iliğin hemen ön yüzden yapılışını zaten ilik yapmayı herkes biliyor. İliğimizi de yaptık. Sıramı sonlandırdım. Evet. Şimdi bir göz atalım mı? Bakın. Şu iliği şu ip arkadan gezdirdim. İpim çıkmış. Ön tığlamasını da bu renkle gideceğim için bağcığını da bu renk yaptım sevgili hanımlar. Şunu başka türlü sağlamlaştırırım. Şimdi ne yaptık? Şöyle bir bakalım. Kol altına da ilmek attım ya ben 3 tane. Oraya kadar bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38, 40, 42. 42 tane ilmek oldu. Bu kol altına attığımız ilmekler de dahil buna. 42 tane ilmek de ben yeterli diye düşündüm. Yani 50 ilmek yapın demiştim. O zaman daha bir böyle karnının üstünde örgü kümesi olduğu için çok iki kat olsun istemedim. 42 ilmeği kaç sıra yaptım? Yani 42 ilmek artırmadan sonra hemen şu bağcığı yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. ilmekten sonra tığıma şu ilmeği aldım şu zinciri yaptım. Üzerine de sık iğne yaptım geri döndüm. 40 tane zincir çektim. Elini sıkıysa 50 tane de çekebilirsiniz. Bu zinciri de bu şekilde yaptım. Devamını hep düz ördük. Bakın 42 ilmek olduktan sonra düz örmeye başladım. Şuradan itibaren düz ördüm. Diğer tarafa geçelim. Diğer tarafta da bu tarafta. Hemen bağcığın olduğu tarafta bir de ilik açtım. Bu iliği neden açtım? Hani bu kroyuz olacak ya. Şöyle tutuyorum. Şimdi şöyle hırkamı şöyle bir düzeltiyorum. İşte bizim şurada bir iliğimiz var. Değil mi? Bu ilik içeriden iliklenecek. Aynen şu ilmek sayısında. Bakın şurada kaç ilmek var? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. Şuradan da 22 ilmek sayacağım ben. 22 ilmek 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. 22 ilmekten sonra bunun altına düğme dikeceğim. Hemen şöyle Düğme yerimizi göstereyim arkadaşlar. Şöyle örnek olarak gösteriyorum. Arka yüze şu noktaya 20 ilmekten sonra şu noktaya arka yüzden düğme dikilecek. Şuradaki düğme yerimiz bakın şuradaki düğme yerimiz buraya iliklenecek. Şu şekilde iliklenecek. Ön biyesini gidince buraya da zincir yapacağım zincir iki bağcık yapacağım iki bağcığı buradan bağlayacağız herhalde anlaştık burada sevgili hanımlar şöyle güzel bir yaka oldu bu bağcı ister benim gibi farklı renk yap ister beyaz yap hiç fark etmez gelelim ön biyesi nasıl yapılacak Hemen ön biyesinde size yapılışını göstereceğim. Sonra vedalaşacağız. Siz kendi işinizi ben de kendi işimi yapacağım. Buradan aşağısını bitireceğiz. Tığım kalın ama diğer tığımı alayım. Neyse bu tığla yapalım. Bakın şuradan itibaren biz nereden düz örmüşüz? Şuradan itibaren düz örmüşüz. Şimdi önünü Kaydırma yapacağız bunun örnek veriyorum. Biz bunu etekten başlayacağız, tamam mı? Etekten başlayacağız. Şu noktaya gelince, tam bu noktaya gelince şöyle şuradan zincir çekeceğim. Şu şekilde sağlamlaştırayım ucunu. Ben bunu şimdi yapmayacağım. Tamamen nasıl yapılacağını gösteriyorum. Etek bittikten sonra etekten itibaren başlayacağım. Bu şekilde uzunca bir zincir çekeceğim. Yani bunun boyunda bir zincir çekeceğim. Zinciri çektikten sonra yapacağımız işlem şu. Hemen tığdakinde değil bir sonrakine kaydırma tekniği yapacağım bu şekilde zincirimin boyunu bu şekilde ayarlayacağım bu tamamen örnek zincirimizi bu şekilde tamamladıktan sonra hemen zincirin dibine şu şekilde bir tane kaydırma yaptım devamında ne yapıyorum biliyor musunuz şuradan alıyorum diğer şu iki kattan bu iki kattan aldım. Kaydırma tekniği yapacağız. Ön biyesini bu şekilde yapacağım. Çünkü çok lastik çocukları rahatsız eder diye düşünüyorum. Her bir ilmekten bir tane alarak Ön biyemi de bu şekilde yapacağım. Yine alttaki ilmeği alıyorum. Yelekten de ilmeğimi aldıktan sonra ikisini bir çekiyorum. İkisini de bir çekiyorum. Alttaki ilmeği alıyorum. Hemen kenardan iki kat olarak ilmeğimi aldım. Bu şekilde çektim. Bir kez daha birlikte yapalım. ve bütün yakayı bu şekilde yapacağım. İnanın o kadar rahat, o kadar güzel, o kadar cici olacak ki bebekler de bunu hiç sıkılmadan giyecek. Anlaştık mı? Dönerek diğer uçta bitireceksiniz. Sonra bağcık tabii ki uzun olacağı için şuradan bağlayacaksınız şöyle bitmiş halini göreceksiniz sevgili hanımlar instagram sayfam sema04 oradan da bana ulaşabilirsiniz facebook sema tazar bu yeni doğmuş 6 aya kadar giyebilecek ölçüde hadi bakalım hepinize kolay gelsin Allah'a emanet olun